Azimendi Risale-i Nur'un işi midir? Evet. Elbette. Ve Hulusi Bey'in memleketinden çıkıyor. Bunlar şimdi şey kaydırıyorlar, yani zemin kaydırıyorlar. Bir Hulusi Bey deyin de durun bakayım. Ve Azimendi de Risale-i Nur olarak, Risale-i Nur hareketi olarak Elazığ'dan çıktı. Bunlar tevafuktur. Bunlar Allah'ın lütfu keremidir. Tesadüf yoktur kainatta. Elbette öyledir. Elbette öyledir. Hulusi Bey'in memleketinden çıktı yani. O zat kuvve-i velayetle ortaya atılacak bir zattır. Rüya bahsinde. Kuvve-i velayetle ortaya atılacak bir zattır. Rüyayı görenin memleketinde çıkıyor bu iş. Kuvve-i velayetle ortaya atılacak bir zattır. O zat gayet küçük de olsa, küçük bir grup da olsa orada o kadar kıymetli kıymetleri vardır. Birinci hizmet devresinde tekmil edecektir. Bunları birleştir, tahkik eyliysen onları birleştir işte. Senin işin bu. Bu apaçık bir şey değil midir yani? Risale-i Nur hareketinin bir azmendiği filizlendirdiği, azmendinin bir vazife ile filizlendiği, bir kuvve-i velayetle ortağa atıldığı. Bunu Nur camiasında vicdan sahibi kim inkar edebilir? Bir avuç Risale-i Nur talebesi, Risale-i Nur'dan başka bir şey demeyen talebeler rejimin temeline salladılar. Hapislere girdiler. İnkılapların tamamını ayağının altına aldılar. Kıyafet inkılabı, harf inkılabı, örf, adet, anane inkılabı, medrese, dergah inkılabı. Bunların hepsini Azimendi ayağının dibine aldı. Ve bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de tescil edildi. Var mı böyle bir hareket Selayn orada? Bundan başka? Yok. Ama hala direniyorlar. Hiç kimsenin bunlara eyvallahı yok. Bir iş ki bir şema ki Mevla yaka üflemekle sönmez. Uzak duran kendisi zarar eder. Hiç talebimiz yok. Ve hatta bu sırrımı söylüyorum, kalabalıktan hiç hoşlanmıyorum. Belki de Allah onun için kalabalık yapmıyor. Hiç hoşlanmıyorum kalabalıktan.